Kocaeli Valisi Seddar Yavuz 16 Ocak Basın Onur Günü'nü kutladı. İşte Vali Yavuz'un o mesajı. Değerli basın mensupları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk 16 Ocak 1923'te İzmit Karsu Hümayun'da gerçekleştirdiği tarihi toplantıda Kurtuluş Savaşı boyunca yazılarıyla, yaptıkları haberlerle milli mücadeleye büyük katkılar sunan gazeteci ve yazarlarla ülkemizin geleceğini konuşmuş, onların fikrini alarak Türkiye'nin yeni rotasını çizmiş ve Cumhuriyet'in temellerini atmıştır. Bu anlamlı günde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu tarihi toplantıya katılan Doktor Adnan Adıvar'ı, Velid Ebüziya'yı, Ahmet Emin Yalman'ı, Falih Rıfkı Atay'ı, Supi Nuri İleri'yi, Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nu, İsmail Müştak Mayakom'u, Halid Edip Adıvar'ı, Hilali Ahmet Başkan Hamit Bey ile İleri Gazetesi'nin İzmit muhabiri Hakkı Kılıçoğlu'nu bir kez daha rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. Daha o yıllarda basının önemli bir toplumsal aktör olduğunun farkında olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet'in ilanı gibi büyük bir olayı ilk olarak basınla paylaşmıştır. Bu tarihi toplantıya tanıklık eden basınsa, yorgun ve fakir düşmüş ama onurunu hiçbir zaman yitirmemiş, aziz bir milleti tek bir amaç için bir araya getirerek sorumluluğun temsilcisi olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk basın toplantısını ilimizde gerçekleştirerek egemenlik kayıtsız şartsız milletindir mesajını vermesi ve demokrasinin temel taşlarından biri olan basının önemini kamuoyuna ilk kez İzmit'ten duyurması bizleri onurlandırmakta ve gururlandırmaktadır. Bu vesileyle ilimizde de bu onurlu görevi üstlenen ve başarıyla yerine getiren basınımızın tüm görevlilerine teşekkür ediyorum. Ebediyete intikal eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, basın camiasının 16 Ocak Basın Onur Günü'nü kutluyorum, sevgilerimi sunuyorum. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz.